Söz sırası Sayın Abdurrahman Tutdere'ye ait. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizi izleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, GAP İdaresi bundan tam 31 yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı bölgenin tüm illerini sosyoekonomik anlamda kalkındırmak ve buradaki halkın refah seviyesini yükseltmekti. 18 yıllık AK Parti iktidarı dönemine baktığımızda bu kalkınma idaresi görevini tam olarak yapmış mı? Alınan parayı, verilen bütçeyi yerinde kullanmış mı? Buna bir bakmakta fayda var. Sayıştay raporlarına baktığımızda kalkınma idaresinin görevini yapmadığını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, GAP idaresi 2014-2018 eylem planındaki 2018 projelerinin hiçbirini gerçekleştirememiştir. 2019 eylem planını yapmamıştır. Sayın Bakan, bölgedeki illerin işsizlik oranına baktığımızda kalkınma idaresinin başarısız olduğunu görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 verilerine göre bölgedeki illerde işsizlik oranı %22.4, Türkiye genelindeki işsizlik oranı %13.7. Bölge illerindeki iller ile Türkiye genelindeki işsizlik arasında tam tamına %65 oranında fazla fark var. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, kalkınma idareleri artık kamu hizmetlerinin önünde engel haline dönmüşlerdir. GAP Kalkınma İdaresi kendi internet sitesini güncellemekten aciz hale düşmüştür. Kalkınma ajansları AK Parti iktidarı döneminde artık projeleri takip etmeyen, verdikleri paranın peşinde koşmayan hantal, boş binalara dönmüşlerdir. Buradan bütün milletimiz kalkınma ajanslarından ve Sayın Bakan sizden hizmet beklemektedirler. Değerli arkadaşlar, GAP ülkemizin ve Cumhuriyetimizin en büyük projesiydi. AK Parti iktidarları döneminde GAP'la ilgili verilen sözler tutulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı iken Diyarbakır'da biz bu projeyi 5 yılda bitireceğiz dedi. Dönemin bakanı devlet sözü dedi, biz bu projeyi tamamlayacağız dedi. Peki aradan geçen uzunca süreye rağmen iktidar olarak siz bu projeleri tamamladınız mı? Biraz önce konuştuk. Yalan siyaseti dediniz. İşte siz devleti de yalancı duruma düşürdünüz. 5 yılda bitireceğiz dediniz ancak bitirmediniz. Değerli arkadaşlar, GAP'ı neden bitirmediniz? Kaynak yok diyorsunuz. Kaynakları çarçur ettiniz. Sizin özellikle dolara bakmaz, maliyeden anlamaz bakanınız ve ekonomi yönetiminiz eğer gerçekten kaynakları doğru kullanmış olsaydı bugün GAP'ta bitmiş olacaktı. Sizin yanlış yönetiminiz nedeniyle bu milletin, fakir fukaranın tam 128 milyar doları heba edildi, buharlaştı, yok oldu. Değerli milletvekilleri, eğer 128 milyar dolar heba edilmeseydi, eğer bu 128 milyar dolar yerinde kullanılsaydı bugün Türkiye'de neler olurdu biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın toplam maliyeti 4 milyar dolar. Eğer bu 128 milyar heba edilmeseydi bugün tamı tamına 32 tane Atatürk Barajı yapılacaktı. 32 tane Atatürk Barajı. Eğer sizin beceriksizliğiniz olmasaydı bu 128 dolarla tam 4 tane GAP projesi bitirilmiş olacaktı.
İşte siz milletin parasını çarçur ettiniz ve bu projeler de kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı. Değerli milletvekilleri, bütçeye baktığımızda bütçe 245 milyar açık var. 179 milyar TL faiz giderleri var. Bu bütçeye baktığımızda bütçe ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Enflasyonu, işsizliği artıracağım diyor. Gelir dağılımını bozacağım diyor. Geçim sıkıntısını artıracağım diyor. Dışa bağımlılığı artıracağım diyor. Eğitimde, sağlıkta, teknolojide hiçbir şey yapmayacağım diyor. Türkiye'yi geri bırakacağım diyor. Bu bütçe ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bütçe vallahi billahi iktidarınızı ben de kurtaramam diyor. Değerli arkadaşlar, bütçeniz faiz bütçesidir. Bütçeniz fakiri fukarayı ezen bütçedir. Bütçeniz zengin ve mutlu azınlığı koruyan bütçedir. Bütçeniz devleti soyan bütçedir. İsraf ve tahribat bütçesidir. Bütçeniz işsizliği artıran, gelir dağılımında adaleti bozan bütçedir. Açlığı ve yoksulluğu artıran bütçedir. Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle bütçeniz haramza.